Anayasa değişikliği ile ilgili bir ülkenin tüm kaderini bir tek adamın emrine vermek için can siperhane bir şekilde mücadele eden iktidara sormak istiyorum. 14 yıllık iktidarınız boyunca aldatılmadığınız, kandırılmadığınız veya sonu felaketle bitmemiş herhangi bir politikanız var mıdır? Buna samimiyetle cevap verebilecek bir tek kişi var mı aranızda? Merak ediyorum. Ergenekon balyoz davalarına bakalım. Burada faili meçhullerden cinayetlere imza atmış kontrgerillan yargılanmadığını, yargılananların salt AKP karşıtlarından dolayı yargılandıklarını, bu yargılamalar yapılırken kumpaslar kurulduğunu, hukukun ayaklar altına alındığını söyledik. Siz bu itirazı dillendirenlerin neredeyse hepsini Ergenekoncu olarak suçladınız. Cemaatle ilişkilerinizi ele alalım mesela. Cemaatin devlet içinde devlet olduğunu, onlarla işbirliği içinde olmanızın ülkemizi bir felakete sürükleyeceğini söyledik. 2010 referandumu sonrası HSK aracılığıyla yargıyı cemaate teslim etmenizin hukuku bitireceğini söyledik. Siz ne yaptınız? Bizleri din düşmanı, vatan hainleri olarak suçladınız. Sonra ne oldu? O yol arkadaşlığı yaptığınız cemaat döndü, bu ülkede darbeye kalkıştı. Ne dediniz? Kandırıldık dediniz. Allah affetsin dediniz. Yine hesap vermeden işin içinden çıktınız. Yıllardır cemaatle mücadele adı altında KHK'larla mücadele eden devrimcileri, demokratları, yurtseverleri, gazetecileri, aydınları ya mesleklerinden ettiniz ya da ihraç ettiniz, hapse attınız. Yanlış politikalarınız elbette bunlarla da sınırlı değil. Irak politikalarınız, İsrail politikanız, Rusya politikanız, Mavi Marmara politikanız da öyle. Hangi birini sayayım ki? 4+4+4 eğitim sisteminden anayasa değişikliklerine kadar üzerinde uzun uzun tartışılması gereken hangi konu varsa siz bir şekilde yangından mal kaçırırcasına oldu bittiye getirme peşindesiniz. Günlerdir anayasa değişikliğinde de bunu anlatmaya çalıştık. Sanki hiç böyle bir eleştiri olmamış, yapmamışız gibi milli eğitimde de reform yapıyoruz diyerek müfredat değişikliğini oldu bittiye getirmeye çalışıyorsunuz. 13 Ocak'ta açıklama yapıyorsunuz, önerilerin 6 Şubat'a kadar getirilmesini şart koşuyorsunuz. Siz dinlemeyeceksiniz biliyorum ama bir kez daha tarihe not düşme adına uyarmak istiyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Yapmayın. Bu ülkenin geleceğiyle bu kadar oynamayın. Kendi siyasi ve ideolojik tercihlerinizi eğitimde reform olarak yutturmaya kalkmayın. Laik bilimsel eğitim bizim tek çıkar yolumuzdur. Bizim bilimden uzaklaşmaya değil, daha fazla bilime ihtiyacımız var. Eğitim sistemimizi bilimden uzaklaştırdığınız ölçüde bizi Orta Doğu'ya daha da yakınlaştırırsınız ve Orta Doğu'ya çevirirsiniz. Bu ülkeyi kan ve gözyaşıyla büyük mücadelelerle kuran kurucu değerlerimize bu kadar düşman olmayın. Yargıyı, yasamayı, yürütmeyi tek bir adamın emrine vermek ülkeyi söylediğiniz gibi bir esenliğe kavuşturmayacaktır. Emin olun, halkı bölmekten, kardeşi kardeşe düşman etmekten başka bir işlevi olmayacaktır. Kutuplaştırıcı politikalarınızı, bizi bölmekle iktidarınızı pekiştireceğinizi sanıyorsanız büyük bir yanılgı içine girersiniz. Söylemek isterim. Liderinizi başkan da yapabilirsiniz ama biz başkanınızı da, siyasi ve ideolojik bakış açınızı da, uygulamalarınızı da, bugüne kadar yaptıklarınızı da meşru görmedik, görmeyeceğiz. Başkanınızı da sizlerin bu uygulamalarını da tanımıyoruz.